torba yasa dediniz. Onunla ilgili hazırladığımız bir grafiğimiz daha var. Onu da açalım arkadaşlar. Emin Bey bize onu da anlatsın. Torba yasadaki detaylar neler? Evet, torba yasa o madde üzerinden değerlendiriliyor genelde çalışma hayatı üzerinden buradaki yasa. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili bir madde var. Kısa çalışma ödeneğini biz nerede tanıdık? pandemi döneminde tanıdık. Orada eve kapandık. bununla ilgili karantinaya girdik. O dönemde ekonomik olaraktan İşkur tarafından kısa çalışma ödeneği vasıtasıyla işverenler işçilerine verilmek üzere ödenekler verildi. Keza çalışmayanlarla ilgili nakdi ücret desteği verildi. Bununla ilgili yasada bir düzenleme var. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeniz için siz sigortalı iseniz çalışan içinde Sonuç yılda 600 gün prim günü olması lazım. Ha Buradaki 600 güne bir düzenleme geliyor. O da 450 güne düşürülecek. Yani yine çalışanın işçinin avantajına lehine bir durumdan aynen öyle, bahsediyoruz aynen, değil mi? Aynen öyle. Doğru. E asgari ücret desteği var. Asgari ücret desteği ile ilgili ilk olarak 2016 senesinde 75 lirayla başladı. 100 lira, 150 lira geçtiğimiz yıl başında 400 lirayla 125 artışla 500 liraya denk geldi. Sonrasında ise asgari ücret desteği bu yıl için 700 liraya yükseltici. Bununla ilgili torba yasada maddelerden bir tanesi, en önemli maddelerden diğeri ise genç ve kadın işçilerin istihdama kazandırılmasıyla alakalı süre uzatılıyor. Hı hı. Bu teşvikle alakalı bir durum. Ne demek teşvik? Ee, burada ee, çalışanları e, tekrardan e, istihdam edilmesiyle ilgili çalışmayanlarla alakalı yasa koyucu şu anda toplamda 16 tane teşvik veriliyor. Buradaki teşviğin bir kısmı sigorta primi, bir kız sigorta primi işçi kesintisi ve işveren kesintisi üzerinden değerlendiriliyor. Uh -huh. ha Buradaki teşvik daha öncesinde verilmeye başlamıştı ta ki 2011'den. Bu tarafa kadar ama 31.12.2023'te bunun e, tarihi doldu. Hı hı. E, bunun uzatılmasıyla alakalı yasa teklifinde Peki, bu da var. O, SSK ve Bağkur Emeklisi'ne refah payı ile ilgili. Refah payı ile ilgili az evvel konuşmuş olduğumuz 11.65'lik e, kısımla ilgili bu torba yasanın içerisine, içerisine doğru, O da girecek 6.65'lik artış Artı dün be, akşam açıklanan. De. İSG kanununa ekleme yapılıyor. Doğru, iş İS sağlığı, sağlığı, güvenliği, iş, sağlığı güvenliği. ile ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili de e, torba yasada bir maddemiz var. Ha Buradaki torba yasanın dışında farklı bir şey söylemek gerekirse, e, kısa keseceğim vaktimizi de e, çok aldım, özür diliyorum. E, ay başından itibaren bağ kurulular bu pandemi döneminde onlar e, e, kısa çalışma ödeneğinden keza fa işsizlikten faydalanamadılar. Ha, faydalanamadığından Kaynaklı şu an ahilik sandığı kuruldu. Bununla ilgili yürürlüğe ay başından itibaren giriyor. Bundan sonrasında ise aynı işsizlik kanunu gibi düşünelim bunu. E, o Oradaki işverenler de patronlar da işsiz kaldıkları takdirde, iş yerini kapattıkları hı hı, takdirde hı. gidip iş kurudan e, işsizlik ödeneği Peki. adı altında paralarını alacaklar. Sayın Emin Yılmaz çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Kolaylıklar diliyorum ben sizlere. Sağ olun.